Çipitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Patojenlerin keşfinden önce hijyen. Cep telefonlarının ve klavyelerin klozet kapaklarından daha kirli olduğunu biliyor muydunuz? Lavabo ve tuvalet gibi kirli olduğunu düşündüğümüz yüzeyleri sık sık temizleriz. Ancak sürekli dokunduğumuz ve bu yüzden temiz olduğunu varsaydığımız nesneleri daha seyrek aralıklarla temizleme ihtiyacı hissederiz. Bulaşık süngerleri ve bezleri, diş fırçaları, klavyeler ve günlük hayatta dokunduğumuz birçok nesnede çok sayıda mikrop var. Bu durumun sebebi bunların temiz olduğunu düşünmemiz. 19. yüzyılda hastalıkların patojenler, yani hastalık yapıcı mikroorganizmalar ve virüslerle yayılabildiğinin henüz bilinmediği dönemde, doktorlar patojenlerin bir hastadan diğerine bulaşmasına yol açarak hastalarının enfeksiyon kapmasına ve hatta enfeksiyondan dolayı hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliyordu. Hastalıkların dokunma yoluyla, hele ki iyileşmek amacıyla başvurulan doktorlar aracılığıyla bulaşabileceği görüşü o zamanlarda kolayca kabul edilmedi. Çünkü doktorlar ellerinin temiz olduğunu düşünüyordu. Batı dünyasında hastalıkların dokunma yoluyla bulaştığı iddiası ilk defa İskoçyalı doktor Alexander Gordon tarafından ortaya atıldı. Alexander Gordon'ın 1789 ile 1792 yılları arasında yaşadığı Aberdeen şehrinde ateşli bir hastalık olan ve doğum sırasında hijyene dikkat edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan lohusa humması vakaları hayli sık görülüyordu. Gordon bu vakalarla ilgili istatistik verilerini derlerken vakalardaki ortak bir nokta dikkatini çekti. Yeni doğum yapan annenin lohusa humması nedeniyle hayatını kaybettiği vakaların tümünde görev yapan doktor ya da ebe daha önce lohusa hummalı başka bir hastayla ilgilenmişti. Gordon bu hastalığın dokunma yoluyla bulaştığı ve bir hastadan diğerine sağlık görevlileri aracılığıyla taşındığı sonucuna vardı. Ancak hastalıkların havayla bulaştığı görüşünün yaygın olarak kabul edildiği dönemde Gordon'ın bu iddiası meslektaşları için kabul edilemez nitelikteydi. Doktorlar hastalarını iyileştirmenin her zaman mümkün olmadığını bilirler. Ancak hastaların ölümüne sebep olmak çok ağır bir suçlamaydı. Alexander Gordon'dan sonra ABD'li doktor Oliver Wendell Holmes da benzer görüşleri savundu. Holmes'un görev yaptığı bölgede bazı doktorların lohusa humması nedeniyle hayatını kaybeden çok sayıda hastası varken, bu hastalık nedeniyle hiçbir hastasını kaybetmeyen doktorlar da vardı. Hastalıklar havada dolaşan zehirli parçacıklarla yayılmış olsaydı böyle bir farklılık gözlenmezdi. Holmes'un verilerine göre, Dr. Rudder'ın bir yıl boyunca görev yaptığı doğumların tümünde anneler lohusa hummasından ölüyordu. Bu durumun bir nedeni olmalıydı. Holmes, 1843'te yazdığı makalede lohusa hummasının sağlık görevlileri tarafından bir hastadan diğerine bulaştırıldığını öne sürdü. Dr. Rudder ve benzer durumdaki doktorlara ait verileri tezi için kanıt gösterdi. Holmes, lohusa humması vakasıyla karşılaşan doktorların ameliyat malzemelerini temizlemeleri, doğum sırasında giydikleri kıyafetleri yakmaları ve en az 6 ay boyunca doğumlara girmemeleri gerektiğini söyledi. Holmes'un makalesi hayli sert tepkiler aldı. Karşıt görüştekilerin öncülüğünü Philadelphia'daki tanınmış profesörler Charles Makes ve Hugh Latch yapıyordu. Makes, Holmes'un makalesini sert şekilde eleştirdi ve doktorların beyefendi olduklarını belirterek "Beyefendilerin elleri temizdir" dedi. Aldığı tepkiler üzerine Holmes, makalesini 1855'te yeniden yayımladı ve öncelikli amacının hastalığın bulaşmasını önleyerek insanların hayatını kurtarmak olduğunu vurguladı. Holmes'un makalesi doğrudan patojenlerden bahsetmese de hastalıkların nasıl bulaştığını açıklamak için ortaya atılan mikrop kuramının geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. 1840'lı yıllarda Ignaz Semmelweis, Viyana Belediye Hastanesi'nde neredeyse salgın boyutuna ulaşan lohusa humması vakalarını araştırmaya karar verdi. Araştırmaları sonucunda doktorların farkına varmadan lohusa humması hastalarından doğum yapan diğer annelere ölümcül maddeler taşıdığı sonucuna vardı. Semmelweis o dönemde tıp dünyasında henüz patojenlerin varlığı bilinmediği için tezini bilimsel bir temele dayandıramıyordu. Ancak ameliyatlardan önce eller klorlu suyla yıkandığında ölüm oranları %1'in altına düşüyordu.
Semmelweis'in görüşleri 1865'te hayatını kaybetmesinden birkaç yıl sonra mikrop kuramının Louis Pasteur tarafından ispatlanmasıyla bilimsel bir temele oturdu. Hastalıklara patojenlerin yol açtığı anlaşıldıktan sonra 1870'lerden itibaren hastanelerde ve özellikle de ameliyathanelerde sterilizasyon çalışmaları zorunlu hale geldi. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.